Merhaba sevgili izleyiciler. 11-17 Ağustos genel değerlendirmesine hoş geldiniz. Evet sevgili izleyiciler, gezegenlerin pozisyonlarına baktığımızda özellikle Aslan burcundaki hareketler dikkat çekici görünüyor. Güneş, Merkür Aslan burcunda, Jüpiter Aslan burcunda bu hafta, Venüs 12 Ağustos'ta Aslan burcuna geçecek. Dolayısıyla evet, aslan enerjileri artık gerçekten günlük hayatımızda çok daha yoğunlaşacak. Venüs ilişkilerle ilgili bir gezegendir. İlişkilere bakışımız, ilişkilerden beklentilerimizle ilgili etkiler oluşturacak. Venüs Aslan burcunda biraz daha coşkulu, sıcak enerjiler verir. Heyecanlar, aşk, romantizm, flörtler ön planda olabilir bu dönemde. Sevdiğimiz kişilere karşı çok cömert ve verici davranabiliriz. Bunun yanı sıra yaşamın zevkli yanları, eğlenceli yanları, keyifli yanları daha fazla ilgimizi çekebilir. Sosyal olaylar, organizasyonlar, partiler, davetler yoğunlaşabilir. Çok canlı konular gündemde olabilir. Sanatla ilgili konular ilgi çekebilir. Sanat ve sanatçılar Venüs Aslan burcundayken daha fazla ilgi çekici ürün, eser ortaya çıkarabilir. Harcamalar biraz yoğunlaşabilir. Çünkü pahalı ve lüks ürünler her zaman daha dikkat çekici olacaktır Venüs Aslan burcundayken. Dolayısıyla maddi konularda biraz daha bonkör ve cömert davranabiliriz. Dengeli olmamız gerekecek. En başta aslan olmak üzere koç burçları, yay burçları ve kova burçları Venüs'ün aslandaki seyrinden olumlu etkiler alacaklar. Maddi manevi şanslarla karşılaşabilirler. Evet, bir diğer gezegen hareketimiz hafta ortasında 15 Ağustos'ta Merkür aslandan ayrılarak Başak Burcu'na geçiş yapacak. Merkür Başak Burcu'nda kendi yöneticisi burç olduğu için oldukça rahattır. Dolayısıyla hem zihinsel enerjiler hem iletişimle ilgili konular çok aktif hale gelebilir. Daha pratik ve somut değerler öne çıkabilir. Biraz daha detaylarda ilgilenebiliriz. Ayrıntılara dikkat çekebilir Merkür burada. Dolayısıyla günlük hayatımızda, iş veya özel hayatımızda düzenlemeler yapmak, hesaplamalar yapmak, projelerle ilgilenmek için uygun enerjiler altında olacağız. Merkür çok daha verimli ve pratik olarak zihinsel enerjileri kullanabileceğimizi işaret ediyor. Seyahatler, eğitimle ilgili konular, ticari konular Merkür Başak Burcu'ndayken daha hızlı ve verimli ilerleyebilir. Bu da özellikle Başak olmak üzere Boğa, Oğlak burçlarını olumlu etkileyecektir. Özellikle toprak grubu burçlar Merkür'ün pozisyonundan olumlu etki alabilirler. Evet, hafta boyunca ayın pozisyonlarına bakalım. Hafta başında ay balık burcunda biraz daha içe dönük duygusal enerjiler veriyor. Balık, yengeç ve akrep burçları özellikle 11-12 Ağustos'ta bu enerjiyi daha olumlu kullanabilirler. 13 Ağustos'ta Ay Koç burcuna geçecek öğleden sonra, 16'dan sonra daha aktif, daha dışa dönük, daha dinamik enerjiler var. Biraz daha motivasyonumuz, cesaretimiz artabilir, enerjimiz yükselebilir. Koç, Aslan ve Yay burçları ayın pozisyonundan daha fazla destek alacaklar. 15 Ağustos akşam 19'dan sonra Ay Boğa'ya geçecek. Daha sakin, daha dingin enerjiler gündemde olacak. Bizim için maddi manevi güvenliğimizle ilgili konular ön planda olabilir. Bu durumda özellikle toprak grubu burçlar, Boğa, Oğlak ve Başak burçları için destekleyici olacak. Hafta sonunda ay son dördün fazında, ayın 17'sinde karşı cinsle ilişkilerde, otorite kavramlarıyla olan ilişkilerde biraz daha dengeli olmalı. Şartları çok fazla zorlamamalıyız. Evet, haftanın genel enerjileri böyle. Lütfen burcunuz ve yükselen burcunuza göre de videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.